Ah, ellerine sağlık Zeynep'im, güzel kızım. Yemekler nefis olmuş, nefis. Afiyet olsun. Fatih çok tatlı değiller mi? Şuna bak. Birbirlerinden başka hiçbir şeyleri yok ama ne kadar mutlular değil mi? Önlerine yemek konulunca tabii. Onu diyorum ben. Bu güzel yemekleriniz için. Valla baya baya romantikler ha. Biz de ileride böyle olurum, olur. Olur hayatım, öyle olur. Peki şimdi olalım mı? Olur. Çocuklar biliyor musunuz? Oğlunuz hem çok uslu hem de çok sevimli. Eminim büyüdüğü zaman tıpkı babası gibi yakışıklı olacak besbelli. Evet, büyüdüğü zaman babasına benzeyecek. Kaç yaşında? Selim 2 yaşında. Sizin çoluk çocuk yok mu? Şimdilik yok. Yapmadık. Ha, yani yapmadınız mı yoksa olmadı mı? Olmadı. Ne bileyim gençlik işte. Öylesi rahat geldi. Ne bileyim gezeriz, tozarız. Birbirimize yeteriz sandık. Yetmedik mi Melih? Yettik. Yettik bayramım, yettik. siz söyleyin bakalım. Sizi buralara hangi rüzgar attı? Buralara kuş uçmaz, kervan geçmez mi yer? Valla Bayram amca öyle diyorsun ama... pansiyonda dikmişsin boş arsaya. Ya bizimki evden otele çevirmek gibi bir şey işte. Sebebi de malum canım. Valla biz o büyük şehrin hengamesinden, kalabalığından bir usandık. Öyle birkaç eşyamızı topladık. Nereye gideceğimizi bilmeden de çıktık yola. O yolda bizi buralara kadar getirdi. Allah razı olsun o yola. Bizim buraları çok güzeldir. Böyle sessiz, sakin. Tam kafa dinlemek yerlerdir yani. Kasabadan da biraz uzak. Belki de ondan. İşte. Arada sırada bir iki müşteri geliyor. Biz de öyle idare edip gidiyoruz işte. Belli. Belli. Hayatım ne yapacağım ben ya? Hangi konuda aşkım? Şirket konusunda hayatım. Ablam yok, eniştem yok. Ya ben de mi bıraksam? O saçmalama aşkım, olur mu öyle şey? O senin işin, çalışacaksın tabii. Ama eniştemle ablam devam etmeyecek. Yani hatta bir süre adını bile anmazlar sanmıyorum. Ama yani abim de haklı, sonuçta kandırıldı. Ben nasıl bulaştım böyle bir işe? Aşkım bak, bu konuda en az suçlanacak kişi sensin. Sonuçta sen de kandırıldın. Ama profesyonelce düşünmen lazım. Yani o şirketin yürümesi için senin çalışman lazım. Hayatım, ablam gitti. Eniştem gitti.
Ya ben ne anlarım şirket yönetmekten? Aşkım öğreneceksin. Allah ayrıca böyle kazanımlar hep zor zamanlarda elde edilir. Sen de yavaş yavaş öğreneceksin bir şekilde. Haklısın. Dokuyu versene. Haklısın ama hani bu işlerden anlayan biri yanımda olsa daha hızlı öğrenirim. Onun için bir şey geldi aklıma. Aşkım sana bir teklifim var benim. Yok. Evet. Evet. Hayır aşkım. Başka kapıya. Ya ama karıcığım ya. Ya karıcığım falan yok. Hem biz ayrı şirketlerin insanlarıyız, tamam mı? Al saçını kendin yap o zaman. Hayır yani 40 yılın başında bir şey istedik. Ama sen bana demedin mi karışmayacaksın, ben halledeceğim her şeyi falan filan ondan. Tamam saçını da kendin öre işte. Bana bu yapılır mı ya? Hastayım zaten. Hasta mısın? Neyin var ya? Nez buluyorum. Nezle mi oldun? Ateşin var mı? Yok ateşin. Ben ayırayım mı sana? Hayır hayır. İncecik çıkıyorsun. Ne? Balon yapayım mı? Ay aslında iyi olur, fena olmaz ama. Sen önce bir saçımı ön, sonra bakarız. Vereyim vereyim. Kıyamam ben sana, tamam. Zeynep. Bacım. Ne oluyor be? Ay ne olurum size yardım et Zeynep, ne olur. Ne yardımın, ne oluyor? Biz birbirimizi seviyoruz. Ama izin vermediler. Evlenecektik biz. Bunlar biz psikopat. Hapisten sırf bizim için karşı öldürecekler bizi. Vurdular. Üç leşi var. Yardım edeyim ne olur. Ne olur Zeynep. Anam. Siz kaçtınız mı? Evet buradalar. Aşağıdalar. Öldürecekler bizi. Sakla bizi bacım, Allah'ını seversen sakla. Lan ben sizi nereye saklayayım burada? Ya Rabbim nasıl bir yer burası? Kardeşimi kaçırdı. Bu mu lan? Tam çıkaramadım ama sanki onayız abi. Ya bir su bulmak bu kadar zor olabilir mi? Çöldeyiz sanki al aşkım. Fatih. Ya sen hep iyi misin? Ne oldu? Kaldırın lan ellerinizi. Kardeşim nerede? Lan ne oluyor? Fatih. Sen kimsin? Ben karısıyım, karısıyım ben. Bu da bizim çocuğumuz, çocuk var. Lütfen şu silahlarınızı bir indirin. İndirin lan silahlarınızı, indirin. Bacım nerede? Ne bilelim bacın nerede? Sen kimsin? Asıl sen kimsin? Bacın nerede lan? Abi ben Gören'e yalnız. Buraya geldiğini biliyorum. Siz bizi galiba bir başkasıyla karıştırıyorsunuz. Manyak mısınız kardeşim siz? Kardeş kusura bakma. Biri bacımı kaçırmış. Nerede olduğu belli değil. Ben nereden bileyim? Gidin başka yerde arayın. Evet evet başka yerde arayın. Çünkü burada bizden başka kimse yok. Bir tek biz varız. Hay ben sizin aldığınız istihbaratın içine sıçayım. Yürüyün lan gidiyoruz gerizekalı herifler. Abi başka odana bakalım. Lan bu saatte otele kim gelir lan bunlardan başka? Görenler de zaten bunları görmüşler. Akşam gelenler... Sus! Akşam gelenler derken? Aa, akşam bir çift gelmişti. Gençten böyle. Ama gitti onlar. Nereye? Konya'ya. Konya'ya mı? Evet Konya'ya. Sizin damat Konyalıymış. Evet. Aldı kızı ben Konya'ya götürüyorum dedi. Annesinin elini öptürecekmiş. Kusura bakmayın hanımefendi. Rahatsızlık verdik size. Yürüyün lan gidiyoruz. Bir dakika bir dakika. Siz onları bulunca ne yapmayı düşünüyorsunuz? Sahne Zeynep. Bir dakika. Geberteceğim. İkisini de geberteceğim. Hı, öyle mi? Peki bunların ne suçu var? Hı? Sana ne yaptılar? Aslan gibi delikanlı işte. Kızı o kadar sevmiş ki senin gibi bir adamla düşman olma pahasını almış kaçırmış. Kız da seviyor belli ki. Ya sevmek ne zaman suç oldu ya? Bacım
Madem kardeşimi seviyordu, delikanlı gibi gelip Şule'yi benden isteyecekti. Öyle kümesten yumurta çalar gibi kız kardeşimi kaçırmayacaktı. Kardeşim sen son zamanlarda bir aynaya baktın mı? Tipine bak, sen korkunçsun. Nasıl gelip senden delikanlı gibi konuşup istesin? Hanımefendi, size rahatsızlık verdiğimiz için özür dileriz. Yürüyün lan, gidiyoruz. Nereye abi? Konya'ya gidiyoruz. Yürüyün lan. Hayatım, sen durduk yere niye yalan söylüyorsun adamı? Gittiler, çıkabilirsiniz. Lan! Ne yapıyorsunuz siz burada? Allah senden razı olsun bacım. Hayatımızı kurtardın. İşte bunun için yalan söyledim Fatih. Birilerinin hayatını kurtarmak için. Bana bakın. Bunlar şimdi Konya'ya gitti sizi aramaya. Ama muhtemelen sizi bulamayınca tekrar dönecekler. Bak, o zamana kadar cesaretini topla. Çık adamın karşısına, delikanlı gibi iste kızı. Tamam mı? Hadi dikkat edin kendinize. Zeynep, bu ev lanetli. Biz yarın hemen gidiyoruz. Tamam, gidelim vallahi, gidelim. Günaydın. Aa, günaydın evladım. Hayırdır? Biz artık gidelim diyoruz Bayram amca. Ama daha dün geldiniz kızım. Ne güzel dün gece eğlendiniz, tepindiniz, bir sürü gürültüler de yaptınız, ne güzel. Gençsiniz tabii, size hiç dokunmadık ama. Eğlendik, ne güzel eğlendik. Artık evimize dönelim diyoruz. Aa, yoksa sizi rahat ettiremedik mi? Yok estağfurullah, öyle şey olur mu Melia teyze? Her şey için çok teşekkür ederiz. O zaman birkaç gün daha kalsaydınız. Ya inanın çok isterdik ama İstanbul'a dönmemiz lazım. İş güç, bu kadar iznimiz var. Hem Selim de huysuzlanmasın. Tabii, siz de haklısınız, doğru. Kahvaltı da etmediniz. Etmiş kadar olduk Bayram amca, sağ ol. Gençlere veda da etmediniz. Vedalaştık. Biz dün gece helalleştik. Borcum ne kadar? Ne borcu? Yok, olmaz. Hep beraber yedik, içtik. Dün akşam da çok güzel eğlendik beraber. Olmaz, para yok. Yok, olmaz öyle şey. Sen söyle. Sakın söyleme Bayram. Bak, çocukları o kadar çalıştırdık. Bir de üstüne para alırsak çok ayıp olur. Çok, sus. Melia teyze, öyle şey olmaz. Fatih, sen bırak bir şey. Tamam, ben bunu bırakıyorum buraya. Hadi kendinize iyi bakın. Her şey için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hadi. Olmadı ya. Gideceğiz. Her şey için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Biz de teşekkür ederiz. Gene gelin ha. Gene gelin. Hadi hadi. Hadi hayatım. Gel. Evet. Gidiyoruz aşkım. Hadi bakalım. Tamam, çıkıyoruz. Hadi hayatım, bir an önce gidelim. Gidelim, gidelim. Şunlara bak Fatih, ne kadar tatlılar değil mi? Onlar tatlı da işte çevreleri kötü. Vallahi ben sana bir şey diyeyim mi? Bu ikisi seninkilerden de benimkilerden de daha masum ve daha şirin. Ay canım. Hadi canım. Ne oldu? Tek yok. Aa. Ben bakayım. Nerede lan bu? Ana. Zeynep. Anladın mı ne olduğunu? Marş motoru yok. Nasıl yok? Yok, yerinde yok yani. Aa. Ya nereye gidebilir ki bu motor Fatih? Ne olmuş olabilir ki? Nereden bileyim ben ya? Aa, ne oldu çocuklar? Motoru çalmışlar. Motoru değil, marş motoru. Ne fark eder hayatım? Ay, nasıl olur? Olmaz öyle şey. Yani buralarda hiç hırsızlık olmaz ya. Olmaz.
Zeynep. Hı. Acaba... Saçmalama Fatih. Ne alakası var? İyice baktın mı sen oraya? Şimdi. Olacak şey değil. Yani kaldınız mı şimdi burada siz? Tüy. Hayatım, Mustafa'yı arayacağız. Gelip alsın bizi. Ne demek Mustafa'yı arayacağız Fatih? Yerimizi öğrenmiş olurlar. Hem zaten Mustafa'nın gelmesi de çok uzun sürer. Taksi çağırabilir misiniz? Çağıramam. Niye? Küsüz biz onlarla da ondan. Yani yıllar belki konuşmuyoruz. Aramızda husumet de var. Yani bize burada kimse taksi hizmeti vermez. Ya tamam, siz numarasını verin, ben ararım. Veremeyiz. Çünkü hatırlamıyoruz. Hatırlasak vereceğiz. Yıllar oldu ki konuşmuyoruz ya. Ya. Çok güzel. Ne yapacağız şimdi? Canım hemen telaşlanmayın. Etrafı vermeliye vermeyin. Kendinizi üzmeyin öyle. Benim emmi oğlum askerdeyken teknisyendi. O iki günde halleder bunu. İki günde? Hı hı. Ha, Süleyman halleder onu. Sizi sıkıntı yapamaz. Ya Bayram amca ya, motor yok. Sıfırdan motor mu yapacak, anlamadım ki. Canım lazım gelirse traktörden falan bir parça alır, yapar. Sizi üzmez. İyi madem yani. Bayram amca, ara Süleyman'ı da ne yapıyorsa da yapsın. Süleyman ya. halleder, merak etmeyin. Hadi gelin şimdi biz de hep beraber şöyle güzel bir kahvaltı yapalım. Sonra siz dere kenarına inersiniz. Çok güzeldir bizim buralar. Gelmişken azıcık gezi verin ha. Aslında Fatih fena fikir değil ya. Şöyle bir gezsek ha. Sen mutlu mu oldun? Tamam, yaparız o zaman. Çok güzel. Pardon Meliha teyze. Buyur yavrum. Kahvaltı saat kaçtaydı? Kaçta? Kaçta? Yok öyle gençler. Bu kez siz hazırlıyorsunuz, biz yiyoruz. Sağ ol. Süleyman Usta, kolay gelsin. Sağ olasın, sağ olasın. Ana, bu benim Marş motoru değil mi? Evet. Nereden buldun? Çalan atmış yolun kenarına, bir şey yaramıyor diye bırakmış, kaçmış gitmiş. Biz de aldık getirdik. Harika o zaman, hemen biter iş. Hiç sanmam. Nasıl yani, işte araba burada, motor burada, direkt takacağız. Sen şimdi bana helva yapsana diyorsun değil mi? Süleyman Usta, ne diyorsun sen? Bırak şu helvayı, burada motor takacaksın. Şimdi ne kadara biter? Vallahi 3 günde de biter, 5 günde de biter. Ne? Hani 2 gündü? Boru mu bu oğlum? Hemen zırpadanak bağlayalım. Gel bakalım sen şimdi buraya. Ne oldu? Al şu anahtarı. Soyun bak. Bak şurada somun var, gördün mü? Heh. O somunu sıkı sıkı tut. Ben de yatıp alttan bağlantıyı yapacağım, tamam mı? Tamam, yaz sen. Hadi. Tuttun mu? Tuttum. Sıkı tut, tamam mı? Tamam. Sanki uzay mekiği tamir ediyorsun. Ne oldu ya? Gördün mü? Sıkı tut dedim sana. İyi oldu işte. İşine dikkat etmezsen böyle olur. Fatih! Evladım, çayı demledik. Şule kızım kısır da yaptı. Ablacığım, sıcak su var mıydı? Yok. Şoftan bozuk. Usta, şu şoföre de bir el atsana. Vallahi çok yoruldum bugün. Hiçbir şey yapamam. Ancak haftaya bakarız, tamam mı? Hadi
şeyi halledemezsiniz. Babam haklı. Böyle şirket yönetilmez işte. Ver Orhan şu dosyaları. Ver ver. Yönetilmez tabii ki ama merak etmeyin benim manyak bir fikrim var ha. Öyle mi? Hemen söyleyeyim sevgiler saygılar Fehmi Bey amcacığım. Sizin kadar olmasa da benim de nacizane bir bilgi birikimim var yani. Ve ben diyorum ki Fadik üretime, Mete'de dağıtıma gidecek. Ben de muhasebe işini halledeceğim. Arzu ederse tabii bir rol beycim de bana yardımcı olursa ne manyak olur ha. Ama muhasebe benim pek iyi olduğum bir konu değil ne yazık ki Şazmet Hanım. Ha, hay Allah. Vallahi bu sefer ben de yardımcı olamayacağım ya. Ne yapalım o zaman? Tamam, kapatalım bütün şirketi. Bitsin gitsin ya. Olmaz öyle şey. Fatih ve Zeynep gelene kadar bu duruma devam edeceğiz. Ama bu Orhan ne olmuyor işte? Sabahtan beri bir tane imza bekliyor. Allah Allah ne yapalım kardeşim ya? Sen de yöneticilik vasfı yok işte. Ne yapalım? Ya ziyanı yok. Öğrenir. Hem ben bu konuda Orhan'a yardımcı olacağım zaten. Aman birader sen sakın yardımcı falan olma. Bak geldiğimiz hal bu çünkü. Orhan. Ayıp ediyorsun kardeşim. Çok affedersiniz ama bir şey söyleyeceğim. Yani biz burada böyle güzel güzel konuşuyoruz ama... Yani Zeynep'le Fatih bir daha asla bu şirkete gelmezler. Gelirler mi sizce? Mümkün değil. Benim tanıdığım Zeynep bir daha bu ofisin içine adımını atmaz. Yani Fatih kapının önünden bile geçmez ya. Biz üzerimize düşen neyse onu yapacağız, tamam mı? Yani onlar döndüklerinde de ne olacağını düşünürüz. Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Bir siz eksiktiniz. Hoş geldiniz. Gerçekten ya. Nereden çıktınız? Siz ne işiniz var burada Mahmut? Hakkımız olanı almaya geldik. Mahmutcuğum, farkındaysan sana göre bir şey yok burada. Lütfen herkes işinin başına. Allah Allah. Emin misiniz? Yanılıyorsun. İşte bize ait olan. Ha, bu arada Fatih'le Zeynep nerede? Keşke onlar da olsaydı. Vallahi çocuklar, şu ömrümüzün son günlerinde bizi o kadar mutlu ettiniz ki sağ olun yani. Ya. Yıllar geçip gider, buraya gelen olmaz pek. Biz de birbirimize baka baka burada günleri geçiririz. İyi ki şehrin kalabalığın gürültüsünden kaçıp buraya geldiniz. Zeynep kızım, birdenbire dalıp gittin, ne oldu? Hiç, ben bir an düşündüm de... Ya biz şehrin kalabalığından kaçıp buralara geliyoruz ama siz de burada... o kalabalığa hasret yaşayıp gidiyorsunuz. Bu işler böyledir evladım. İnsan elindekinin kıymetini bilemez. Yalnızlığın kıymeti mi olurmuş hanım? Birbirimize yetip duruyoruz dedik ama yani keşke biz de zamanında çoluk çocuğa karışıp sizler gibi ara sıra kalabalıktan sıkılsaymışız. O zaman belki hayat daha anlamlı olurdu, ne bileyim. Yaş kemale erip de yakın çevre ortalıktan yok olunca böyle bir yalnızlık çöküyor insanın içine. Üzüntüler, kırgınlıklar, yılgınlıklar adeta yalan oluveriyor. Bir boşluk çöküyor insanın içine. Bir sese, bir nefese hasret yaşıyorsunuz. Sizin o kaçıp geldiğiniz kalabalığa biz hasretiz çocuklar. Halinize şükredin. Çok şükür. Galiba artık bizim gitmemizi istiyorsunuz ha? Olur mu öyle şey canım? Vakti gelince herkes evine yuvasına dönecek mi güzel kızım? Belli. Siz de birilerine kırılıp kaçmışsınız, buralara gelmişsiniz. Nereden anladın Bayram amca? Ben 100 yaşındayım evladım. O kadar hayat tecrübem var. Bak yine yaşını değiştirdim.
kırgınlıklar, kızgınlıklar, öfkeler azaldıkça birden insanın içine bir hasret doğuyor, bir özlem. Evinin kokusunu, yatağını, yastığını, eşini, dostunu hepsi burnunda tüter. Onları çok kırmamışımdır değil mi Zeynep? Kimi? Bizimkileri. Yani bilemiyorum. Ama onların da kendilerine göre haklı nedenleri vardır. Bence haklılar. Yani bizi, çocuklarını, torunlarını düşündükleri için yaptılar. Fatih, sen haklıydın. Aynı şey Selim için olsa ben de aynısını yapardım. Yani onlar haklı. Sen ne güzel bir adamsın ya. Ben şanslı bir kadınım. Sen nereden buldun beni? Ha? Oğlum buldu beni. Ellerinize sağlık. Şule kızım yaptı. Eline sağlık Şule. Afiyet olsun. Müvekkil ile davalı Amerika'ya birlikte gitmişler ve oradaki birlikteliklerinden bir çocuk dünyaya gelmiştir. Daha sonra anlaşamayıp ayrılmışlardır. Fakat Zeynep Şekercizade bu birliktelikten olan Selim Şekercizade'nin varlığını müvekkilimden gizlemiştir. Bu sebepten dolayı Selim Şekercizade'nin müvekkilimin oğlu olduğunu beyan eder. Selim Şekercizade'nin velayetini almak için gerekenin yapılmasını saygılarımla Ertan. Size göre Mahmut. En başından beri her şeyin farkındaydım. Beni kandırmak neymiş göstereceğim size. Oğlumu geri alacağım sizden.